Şimdi gerçekten de çok az bir zaman kaldı. Heyecan dolukta Ankara'da kulak verdik liderlere. Onları dinledik ama yerel seçimler bazında konuşunca sizi ağırlamak istedik. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi pek çok il ve ilçede adaylarını açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. İstanbul'da ne yapacak Sayın Başkan? Öncelikle tüm izleyicilerimizin bir hicri yılbaşını ve Muharrem ayını da tebrik ediyorum. Sağ olun. İstanbul'da tabii ki biz ilk aslında adayını açıklayan parti biziz. İstanbul'da Çatalca Belediye Başkanı adayımızı açıkladık bugüne kadar. Evet. Fakat tabii ki İstanbul büyük bir metropol ve 39 ilçesi, 152 köyü ve 782 mahallesi var. Evet. Dolayısıyla buradaki analizleriniz, tespitleriniz ve o yöreyle ilgili değerlendirmeleriniz belli bir zaman alıyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de ilk adaylarını açıklayan ilk parti olduğu gibi en çok aday açıklayan parti de olmuştur. Biliyorsunuz ama bazı özel kritik yerleri açıklamadınız ama daha. Tabii ki, İstanbul'u bilmiyoruz. İstanbul tabii ki stratejik bir nokta. Tabii İstanbul'a baktığınızda sizin televizyonlar bütün kanallara baktığınızda sanki Milliyetçi Hareket Partisi yok gibi algılanıyor. Sadece CHP ile AKP arasında geçeceği söyleniyor. Ama biz öyle olmadığını biliyoruz en azından. Sizi, bizim yayınlarımız için bu sorumluluğu duyuyoruz Habertürk olarak, merak etmeyin. Evet. Hayır, yani bu katılımcılar açısından televizyonları suçlamak anlamında söylemedim. Katılanlar genellikle yorumcular açısından evet. Baktığınızda %90'ın MHP'nin adını bazen anmadan geçtiklerini görüyoruz. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da son derece iddialı ve adaylarını buna göre tespit ediyor ve biz 2012 yılında benim il başkanlığı kongremin sloganı da Yeditepe'ye 3 ilaldi. Ve inşallah İstanbul'un Yeditepe'sinde Milliyetçi Hareket Partisi 3 ilali dalgalandırmak için çaba sarf ediyor. Peki o zaman adayınızı ne zaman açıklayacaksınız İstanbul için, Ankara, İzmir, bazı şehirlerde? Büyük ihtimalle Aralık ayı içerisinde ya 8 ya da 15 Aralık gibi olabilecek. Büyük ihtimalle adaylarımızın İstanbul'la ilgili tespiti, belki de bu yöredeki adaylarımızla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama Aralık ayında İstanbul'un... Öne çıkan isimler var mı? Şu anda öne çıkan isimler yok. Görüşmelerimiz var. Tabii ki bu görüşmelerimiz ciddi bir anlamda belli mesafe alıyor. Tabii biz adaylarımızla görüşmeye başladıktan sonra adaylarımıza bakıyorsunuz ki müdahaleler de olmuş oluyor. Yani bizim görüşmelerinden sonra mutlaka onlarla ilgili görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olmaya da adaylarla görüşmeler de var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi pek bahsedilmiyor ama tüm adaylarla görüşmelerine şu anda müdahil olunduğunu da söyleyebilirim. Yani. Evet, müdahil olunuyor derken? Yani müdahil olunuyor derken çevresindekiler, hükümetin kaynakları, eğer onlara zarar verecek bir adaylar üzerine görüşmelerimiz varsa onlarla ilgili de mutlaka en azından hiçbir şey yapmıyorlarsa da en azından onlara hafif uyarıda, istersen olmayayım ya da başka teklifler de olabiliyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi teklifte bulunduğu isimlere iktidar partisi ya da diğer partilerden diğer partiler de CHP'den de diyorsunuz. Mutlaka ilgi daha oluyor. Yani aslında bizimle birlikte onların biraz daha popülaritelerde böylelikle yükselmiş oluyor. Evet. Peki şimdi yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da ve Ankara'da işte büyük illerde bir ittifak olması mümkün mü? Yani bu çoğu kez tabii liderler bazında da olmayacak dendi ama seçimler yaklaştıkça her şey değişebilir. Bir ittifak yapar mı MHP? Söz konusu bile olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili çok net ifade etti. Çünkü hiçbir zaman alt tarafı topladığınızda siyaset 2 artı 2 hiçbir zaman 4 etmez. Bazen 2 artı 2, 2,5 bile etmeyebilir. Yani bu hesabı yaparken eğer iki şeyi birleştirdiğinizde artı olacağını düşünemezsiniz. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Muhafazakar sağ bir partidir. Hiçbir zaman yani CHP ile bir araya fikirleri çok fazla uyuştuğunu söylemek mümkün değil. Sadece milli hassasiyetler konusunda bizim gösterdiğimiz hassasiyetlere, benzer hassasiyetler Cumhuriyet Halk Partisi'nde gösterilirdi ama artık son dönemlerdeki Milliyetçi Hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nde de o milli hassasiyetleri çok fazla değerlendirdiği söylenemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en az ikiye üçe bölünmüş ya da fikir anlamında söylüyorum. O yüzden de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir yola çıkması ya da herhangi bir ittifak yapmasını yani söz dahi edilemez. Peki Sarıgül'ün adaylığı tam olarak açıklanmadı ama aday olduğunu biliyoruz artık. Sarıgül'ün adaylığı da bu fikirleri değiştirmedi mi? Valla hayır. Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi kişiler üzerine siyaset yapmaz. Milliyetçi Hareket Partisi kurumdur ve bu kurumları... Hayır, farklı kanatlar var dediniz ya, farklı damarlar var CHP içerisinde. Sayın Sarıgül bu anlamda yakın mıdır acaba? Size merak ettim. Yani bizimle Mustafa Sarıgül solda bir siyaset yapan, uzun yıllardır orada siyaset yapmaktadır. Ve bizimle Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim menfaatleri açısından biz onunla herhangi bir şekilde çakışmamaktayız. Yani mutlaka
Biz kendimizin değerlerini, Milliyetçi Hareket Partisi hassasiyeti, ülkenin gündemi ve İstanbul'u taşıyabilecek, İstanbul'un değerlerine sahip çok insan vardır. Bir de böyle sadece Türkiye birkaç kişinin üzerine kilitlendi, sadece siyaset bunların üzerine yapılıyormuş gibi. Hayır, Türkiye'de bütün partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok sayıda nitelikleri yüksek adaylar vardır. Ve biz bu seçimin gerçekten tayinler önemli faktörün Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu düşünüyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccühler de son derece yüksektir. Evet, bu seçimin farkını konuşacağım ama onun öncesinde şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Sarıgül'ün adaylığı tam olarak kesinleşmedi ama öne çıktı en azından, bunu biliyoruz. AK Parti'de Sayın Kadir Topbaş'ın ismi öne çıkıyor. Orada da netleşen bir isim yok. Öte yandan şeyde HDP'de de Sayın Sırrı Süreyya Önder'in ismi öne çıkıyor. Bu isimlere baktığımızda, özellikle Sarıgül ve Kadir Topbaş'a baktığımızda, MHP nasıl bir strateji, yeni bir strateji belirleyecek mi İstanbul için? Kesinlikle. Biz şu anda İstanbul'la ilgili analizlerimizi dilemanın bitirmiş durumdayız. Yani bizim her ilçenin bu ilçede yaşayan memleketlerine göre öncelikle demografik yapılarını inceledik. Yani hangi semtte, hangi şehirden göç, biliyorsunuz İstanbul yoğun göç alan bir şey. Doğru. Ve buna göre İstanbul'da 700-800 bine yakın Sivaslı yaşıyor. Yani 600 bin civarında Tataklı yaşıyor. En çok Sivaslılar mı var? Birinci sırada 782 bin ile 780 bin, yani 800 bin civarında Sivaslılar var. 800 sırada bin Sivaslı, peki. 600 küsur bin civarında Kastamonulu var. Hı hı. Ondan sonra yine 500 bin civarında Giresunlu Ordulu. Evet. Ve 486 bin de Tokatlı. İlk baktığımızda ilk beşi bunlar oluşturduğunu görüyoruz. Peki bunun, Sivaslı ve Kastamonulu, Giresun, Ordu ve Tokatlı seçmenlere nasıl yaklaşacak Milliyetçi Hareket Şimdi, Partisi? Bir de bunlar ayrıca ilçeler bazında da bölünmüş durumda. Bazı ilçelerde atıyorum Güngören'de işte Trabzonlular ön plana çıkıyor. Sultan Gazi'de Erzurumlular ön plana çıkıyor gibi. Bunun gibi şeyler. Biz bütün bu analizlerimizi bunun üzerine yapıyoruz. Artı eğitim seviyeleri çok önemli. Bütün her ilçenin eğitim seviyelerini çıkarıyoruz. Buradaki evli ve boşanmış ya da bekar olanlarla ilgili bile değerlendirmelerimizi bitirmiş durumdayız. Emekli evet. oranlarına kadar bunları tespit ettik. Yani ilçe ilçe bizim tüm analizlerimiz bitti. Önce ilçelerin analizinde bu değerlere özgü adayların ve burada en çok oyu alabilecek ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anla yakışan ve onun temel ahlak kriterlerine uyan insanlardan mutlaka adaylarımızı tespit edeceğiz. Peki büyük parantez açalım. Yeri gelmişken Başbakan Erdoğan bugün yaptığı, gerçi Sayın Arınç Asparagas dedi ama Başbakan ben farklı siyasetçiyim, konuştuğumu inkar etmem dedi ya. Evet. İşte gelen ihbarları bir kenara atamayız. Bazı evlerde karma karışık işler oluyor. Anne babalar da devlet nerede diye feryat ediyor. Müdahil olmak zorundayız dedi. Bu yaşam tarzına müdahale değildir şeklinde bir yorumda bulundu. Bunlar da, bu tür yorumlar da kuşkusuz yansıyacak ama ne dersiniz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yoruma ve nasıl yansır İstanbul'a? Madem öyle demografik yapıyı da araştırmışsınız, merak ettim bununla ilgili yorumunuzu. Bence hala Başbakan'ın Gezi'yi okuyamadığını anlıyoruz. Gezi'nin temeline baktığınız zaman sanki saf hükümete karşı bir hareket gibi algılandı ama bunun içerisinde AKP'ye oy vermiş insanlar da vardı. Bunların içerisinde dedi ki benim yaşam tarzıma, ne yiyeceğime, ne içeceğime karışmayın. Evet. Sen benim giyim tarzıma, kaç çocuk yapacağıma ve çocuğu nasıl doğuracağıma karışmayın dedi. Hı hı. Şimdi Başbakan, bence Türkiye'nin ciddi devasa sorunları var. Yani İstanbul için büyük sorunları var. Buranın ulaşım ciddi bir sorun. Sorun ekonomi her geçen gün tüm dünyada sınıyor. Hı hı. Gelecek ciddi bir sorun. Amerika bununla ilgili tahvil alımlarını belki yıl sonunda azaltacak. Azalttığı anda dünya küresel anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılarımız geliyor. Bunun yanında bütün uğraştığınız konu, Türkiye'yi kilitlediğiniz konu, turbandan bir mağduriyet edebiyatı yaparken bir ajitasyona başladı tekrar. Yani üniversitelerde, zaten bulunduğunuz yörelerde kaymakamınız, valiniz, emniyetiniz var. Bu üniversite öğrencilerinin bulunduğu yerde sadece eğer kötü bir şey varsa zaten bununla ilgili her türlü istihbarat daireleriniz ne iş yapar, MİT'iniz ne iş yapar? Yani bunlar asli görevlerini yapıp bunlarla ilgili eğer olumsuz, yani terör ya da başka bir faaliyet varsa bunu engellemeleri gerekiyor. Peki Gezi ruhunu doğru okumadığını düşünüyorsunuz evet. siz AK Parti'nin. Milliyetçi Hareket Partisi Gezi'yi nasıl okuyor peki? Birçok siyasetçi çünkü hem CHP'de de işte HDP'de de Gezi ruhu arkamızda diyor ama MHP Gezi ruhunun neresinde? Hayır, Milliyetçi Hareket Partisi'de biz ilk 1 Haziran'da basın açıklamasını ilk yapan kişi benim. Taksim Atatürk Anıtı önünde. Fakat ilk 3 gününde tamamen insanların hakikaten yeşilime dokunma, hayatıma dokunma, Türkiye'nin
en önemli noktalarından biri olan İstanbul'da Taksim'e tek yeşil alanına dokunmayla başladı. Yani Gezi'yi doğru okuyan bu yerel seçimlerde farklı bir yere mi gidecek diyorsunuz? Bence doğru okunması gerekiyor ki sonucu mutlaka etkileyecek. Ve üçüncü günden sonra marjinal gruplar geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi oradan çekilmiştir. Biz oranın yapısının içini çok iyi okuduğumuzu, orada arkadaşlarımız da kimler var ama... Üçüncü günden sonra marjinal gruplar geldi ve belli yerlere simge olmuş insanların isimleri asılmaya başladığında Milliyetçi Hareket Partisi Gezi'den çekilmiştir. Gezi'nin ama ilk başlayan ruhu hakikaten çok temiz. 15 ila 25 yaş arasında ve genç kızların önde olduğu bir hareketti. Evet. Ve çok pırıl pırıl. Milliyetçi Hareket Partisi marjinal unsurlarla bir arada, Türkiye'yi bölmeye çalışan bir unsurlarla bir arada olmaz. Genel Başkanımız da bununla ilgili daha sonra açıklamasında net bir şekilde yapmıştı. Peki bu demografik yapıya dönersek yarım kaldı çünkü orası. İşte 800 Sivaslı, 600 Kastamonulu, 500 Giresun Ordulu, 486 da Tokatlı var. Şimdi adaylarınızı buna göre mi, bu ya, incelemelerinize göre mi belirliyorsunuz? Hayır, bir tek bu bir kriter. Bu kriterlerden sadece bir tanesi. Boşanmış mı diyeyim, onlara da bakıyorum. Tabii ki, yani orada sadece Sivaslı'nın olması, orada Sivaslı bir aday gösterdiğinizde sizin en çok oy alacağınız anlamına gelmez. Hı. Yani bunlar bir kriterdir, bir faktördür, elinize bir değerdir. Yani bunlar istatistiklerde kullanacağınız değerlerdir. Söylemeye çalıştığım, biz İstanbul'u mühendislik anlamında, matematik anlamında yatırdık masaya ve masadan çok olumlu donelerimiz var. Ama bundan sonra da bir de tabii bunun siyasi kısmı var. Bunun o doneleri bizimle de paylaşır mısınız? Eğer mümkünse, çok önemli doneler dediniz. Tabii. Nedir yani istediğiniz zaman bunlarla ilgili. Bir iki tane başlık. Hatta söyleyebiliriz. Yani her ilçede belli sayıda, yani boşanmışlardan tutun da, yani kaç kişi evli, emekli miktarına kadar ve eğitim seviyesi ne kadar. Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz, belki merkez medya tarafından çok fazla izlenmemiş olabiliriz ama biliyorsun sosyal medyada geçen yapılan anketlerde de Milliyetçi Hareket Partisi birinci sırada. Yani biz özellikle Facebook ve Twitter'da çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Fakat Türkiye'de tabii ki sorun şurada. Eğitimli kesimlerle ilgili bir sorun yok zaten. Eğitimli kesimler tercihleriyle ilgili aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde hep bir şekilde varlar. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi de son derece eğitim insanları tarafından kurulmuş bir partidir. Yani zamanında kurulduğunda Dündar Taşarlar, Mümtaz Tarhanlar, Galip Erdemler, Afasan Türkeşler baktığınızda eğitimli insanlardır. Ve yıllarca ANAP ya da DYP dönemindeki iktidarlara baktığınızda bürokratlar hep MHP'li denmiştir. Peki diğer kesime nasıl yaklaşacaksınız? Şimdi evet, eğitimli kesime sadece ulaşabiliriz ama diyorsunuz. Evet, sadece televizyonla izleyen ama bunun okumayan insanlar var. Eğitim düzeyi daha mutlaka altlarına. Bunlara da mutlaka televizyonla ulaşmamız. Televizyonla ulaşamadığımız yerde artık birebir kapılarını çalarak, sivil toplum örgütleriyle yanlarına giderek bir şekilde dokunacağız. Ki biliyorsunuz biz 9 tane büyük miting yaptık. Bursa'yla başlayan, İstanbul'da biz Kazlıçeşme'de 1 milyona yakın insanı Kazlıçeşme'ye 5 Ekim'de topladık. Ve Genel Başkanımız ilk defa Türkiye'de temalı miting dediğimiz 9 tane peş peşe 9 ay boyunca önemli miting yaptık. Ki bu hafta sonunda biliyorsunuz cumartesi günde Ankara'da bizim 9 Kasım'da son yapacağımız mitingle ve burada da tüm Türkiye sevdalarını aynı zamanda Ankara'da yapacağımız Türkiye mitingine de bir şekilde bekliyoruz. Ve orada en azından Sayın Genel Başkanımız hislerini, düşüncelerini bütün topluma birebir direkt aktarmaya çalışıyor. Ve bunun için biz çok çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu seçimin şeyinde ben bir şeylerin kırıldığını düşünüyorum. Örgüt çalışıyor. Yani bir şeyler kırıldı, ne kırılan? Yani şu anda hükümete olan inancın kırıldığını görüyorum. Öyle mi? Yani özellikle bu son Fenerbahçe Kongresi'nden de belki hükümet müdahale etmeseydi belki bu kadar olmayacaktı ama hükümet müdahalesiyle orada çok fazla bir fark oldu ve bu da artık toplumun bence kırılma noktalarında artık inandırıcılıklarını kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü evet, türban mağduriyetleri vardı, bunlar ellerinden alındı. Çünkü türbanı ben çözmek istediğini hiç düşünmedim hükümetin yani. Hep elinde böyle bir şey olsun isterdi. Ve bugün artık bütün buradaki meclisteki grubundan bütün partiler bir araya gelip bunu kaldırmasıyla birlikte çok önemli mağduriyet kırıldı. Evet, sizin bu eleştirilerinizi de ilerleyen dakikalarda saat 17'de de birçok diğer partilerin de temsilcileri olacak. Tabii. Aziz Babuşçu'ya soracağız, o da gelecek AK Parti'den sizin mutlaka bu yorumlarınızı. Peki şimdi bana isim vermeyeceksiniz, öyle anlaşılıyor. Evet, henüz daha netleşmediği için şu anda görüşmelerimiz. İlçelerde peki öne çıkan isimler var mı? Bazı İstanbul için ya da diğer iller için. Şu anda tabii ki diğer iller benim sorumlumda olmadığı için ona genel merkez mutlaka karar verir ama ben İstanbul'daki bir büyükşehir 39 ilçe için söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu dönem il genel meclisi olmayacak ve köyler de oy kullanacak. İstanbul'un tabii ki 152 tane köyü var. Bunların birinci sırada Şile var, 57 tane köyü olan. Çatalca var
Beykoz ve Sarıyer en çok köyleri olanlar. Ve bu köylerde oy vereceği için bu seçimde farklı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Peki, Türkiye açısından. Peki hedeflenen oy oranı ve belediye sayısı ne? İstanbul'da 7 hilal dediniz. Valla bizim tabii ki ben böyle mühendisim. Çok böyle afaki şeylerle siyasette yapılamayacak şeyleri söylemem ama sayılarla biz 7 tane belediyede iddialı olduğumuzu söyleyebilirim İstanbul'da. 7 tane belediyede. Onları alabilir miyim? Onları peki? Alma ihtimalimiz yüksek. Çünkü biz açıkladığımız... Hangi ilçeler? Şu anda Çatalca ile açıkladıklarımızdan gidelim. Diğerlerini açıklayacağımız için ona da herhangi bir müdahale olmasın diye bugün isterseniz bahsetmeyeyim ben ona. Öyle mi? Müdahale oluyor. Onu da soralım evet. İlerleyen dakikalarda. Yani sizin açıkladığınız isimlere diğer partiler gidip ya vazgeçirmeye çalışıyorlar ya da kendi ya yanlarına mı almaya çalışıyorlar? Yani bununla ilgili belki telkinler oluyor olabilir. Yani bununla ilgili çünkü birkaç tanesinde ona benzer şeyler... duyduğum için bu o yüzden hepsini açıklamak burada istemeyeyim. Gerçi soruları siz sorarsınız biliyorum ama. Estağfurullah canım. Biz bir soruyu sorarız ama tabii usta politikacı olarak da etrafından da dönebilirsiniz. Evet. Gayet güzel yapıyorsunuz. Şimdi hedeflenen oy oranı ne Sayın Başkan? Onu da söyleyelim mi? Ne dersiniz? İstanbul için. Evet. Diğer yerel seçimde ne kadardı Milliyetçi Hareket Partisi? Tabii bizim yerel seçim biliyorsunuz 2009 yılında bizim %5 belediye seçiminde il genel meclisinde 7.2 idi. İstanbul'da oy oranlarımız senelere göre değişen 5 ila 10 bandında bugüne kadar. Biz bu tarihi kırmak istiyoruz. Biz mutlaka İstanbul'da %15'in üzerine minimum yani biz bütün belediyeleri almak hedefimizdir ama evet. Biraz daha şey gidersek İstanbul'da mutlaka kritik eşik olan biz %15 barajını aşıp İstanbul'da mutlaka %20'leri en azından sağlamaya çalışıyoruz ama bazen bakarsınız ki bu seçimin galibinin hiç ummadığınız ki 1994 yılındaki seçimlere bakarsanız %20 ile 20'ler civarında 23-24 ile Sayın Başbakan'ın belediye başkanı olduğunu düşünürsünüz. Zülfü Livaneli'lerin, Lankesicilerin aday olduğu dönemde bu arada %20'lerle de İstanbul Büyükşehir'in alındığını da unutmamak gerekiyor. Yani biz belki bu konuda hiç ummadığımız bir şekilde İstanbul Büyükşehir ikisinin arasından sıyrılarak seçimi bizim domine etmemiz de olabilir. Çünkü bu Türk seçmeninin ne yapacağını bilmiyorsunuz. Bazen olarak, sizi başınızı alır kaldırır evet. Bir anda da yere bırakabilir. HDP Halkların Demokratik Partisi İstanbul'da onlar da iddialı olduklarını söylüyorlar. Ne yapar HDP İstanbul'da? Onlar tamamen aslında bir siyasi mühendislik dizaynı. Bunlar genellikle Türkiye'nin dışında yapılanmalarla oluşturulmuş şeyler. Onların tabii ki biliyorsunuz BDP'den ayrılanların yapmış olduğu bir şey. Onlar kendi içinde mutlaka hesapları başka şeyleri var ama onların ben iddialı oldukları ile ilgili çok emin değilim ama onların mutlaka bir siyasi hesapları AKP ile mutlaka bir yol birliktelikleri var biliyorsunuz bu çözüm süreci içerisinde. Onlar nasıl bir dizayn yapıyorlar bilmiyorum ama onlar da herhalde onun sorumlusu olan siyasete bunu açıklarlar diye düşünüyorum. Sayın Başkan çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için. Ne zaman kesin adayları MHP'den öğreneceğiz? İnşallah Aralık ayında mutlaka biz Aralık zaten içerisinde. Zaten bir takvim mecburen onu açıklamamız işliyor. Gerekiyor. Evet. Tabii ki öyle bir sorunuz daha Ocak ayında da olabilir ama biz Aralık ayı içerisinde İstanbul'un bütün adaylarını inşallah açıklamış olacağız. Peki, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Çok sağ olun geldiğiniz için. Yine başka yayınlarda da birlikte olacağız inşallah. Sağ olun. İlk konuğumuz MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan'dı. Yerel seçimleri konuşmaya devam edeceğiz. 16'da ve 17'de de CHP'den ve AK Parti'den konuklarımız olacak ama bu bölümün sonuna geldik. MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Saat 16'da tekrar karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.